depremle ilgili eğitim vesaire filan, 2021 yılını deprem eğitim yılı ilan etti. Bizde çok ciddi arşivimiz var. Bunlar 99 deprem gazeteleri. Yaklaşık bir o dönem yayın yapan 30'a yakın gazeteyi 2-3 ay satın aldık. Onları arşivledim burada. İlginç gazetelerden arşiv yaptım. Bunu zaman zaman sergiliyorum. Bunlar 22 yıl önceki gazeteler. Bu da İzmir gazeteleri. İzmir depreminin her önemli olayın gazetelerini alıyorum. Mesela pandemi olsun, Ayasofya açılışı olsun vesaire. Onları da arşivledim. Gazete olarak arşivledim Sayın Erdoğan. Evet. Kitaplar bunlar. O depreme ait kitaplar. Mesela Gebze Ticaret Odası'nın deprem sayısı Sayın Erdoğan. Orjinal nüshası 17 Ağustos'ta. Evet. Kitaplar o döneme ait depremle ilgili ve İstanbul depremi kitabı. Çok burada misafirlerimize hem bir genel bilgi veriyoruz hem de örnek olsun birileri de böyle bir şeyler yapsın arzu ediyoruz Sayın Kaymakamım. Burada kitaplar, arşivler, yaklaşık 70-80 gazete var. Büyükşehir dahil, kültür müdürlüğü, birçok yerde o sergiyi açtık Sayın Kaymakamım. Çok güzel. Burada sizi ilgilendiren şeyler var efendim. Daha temel atma töreni bu. Sayın Cumhurbaşkanımızın şeyi, oradan Mimar Sinan Köprüsü'nden ve temel attıkları o gazeteleri o gün almıştı. Ama hemen altıda Sayın Kaymakamım, Evliya Çelebi'nin o dil iskelesiyle ilgili orijinal kendi yazısı, burada da Türkçesi. Bu kitapta da var. Var evet, Evliya Çelebi'nin orijinal şeyi. Birbirine bağlantılı olsun diye. Evet. Şey yaptım. Çok güzel yani. Çok güzel. Sayın Kaymakam. Burası da Dilovası Köşesi olmuş bir yerde. Dilovası Köşesi. Çok özel bir belgeyi size yüksek bilgisini arz ediyor. Belge ilk defa çıkacak. Dilovası'nın tarihini sorguluyorlar ya. Yeni evet. Çok eski Dilovası'nın tarihi. Resmi gazete. Tarih 12 Eylül 1936 Sayın evet. Kaymakam. Buyurun siz. Gebze'nin Taşköprü nahiyesi kaldırılarak Tavşancıl adı ile yeni bir nahiye kurulması ile ilgili kararname. Evet. Ve Atatürk imzasını taşıyor kararname. İkinci bir sayı bulamadım, onu tespit etmeye çalışıyorum. Resmi gazetede niçin? Milli mücadelede Bilovası, Tavşancıl, çok Çerkeş'in çok büyük görev yapıyorlar. Evet. Ondan dolayı işte Taşköprü yukarıda ve Atatürk orayı Yahya Kaptan onur etmek için. Evet. Sizler bu. Tabii bu konağımız... Tarih konaklar. Evet. Değil mi? Fakat Sayın Kaymakam, gönül koyuyorum kültür müdürlüklerine, yalvardım. Evet. Şimdi bakın oradaki desenler, hiç bunlarla alakası yok. Bunlar orijinal, o günkü desenler. Dedik ki, bunu sökün, burası çöküyor. Zaten değer, kimse de bakmıyor. Bunu Kültür Müdürlüğü'nde orijinalini muhafaza edin. İnanın ses geçiremedik. 2004 yılında çekimler yaptım, 2004 çekimi. Ve yalvar, o gün duruyordu bunlar efendim. Şimdi bu, yok herhalde. Hayır, zaten çöktü, yıkıldı. Yani şunlar muhafaza edin, bunlar yaklaşık 120 yıllık falan efendim, orijinal. Yani o zaman insanlar böyle estetiğe, şeye, göz zevkine çok çok şey vermişler, önem vermişler böyle konaklar hem içi hem dışı sanat eseri. Ama işte maalesef insan şeyine üzülüyor. Bunlar gün geçtikçe böyle kayboldukça üzülüyorsun. Malazgirt'ten Sakarya Meydan Muharebesi'ne bu sene İstiklal Marşı yılı ilan etti gayrıca. Evet. Normalde Dilovası yılı yerelde, genelde de İstiklal Marşı ve Sakarya Meydan Muharebesi onun için yazılmıştı. Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili önümüzdeki günlerde Türkiye'nin değişik yerlerinde sergiler açacağız. Çok güzel. Sizin sanayinin başkenti. Yalnız bu siz gelecek değil. Bu sergi 10 Ocak'tan beri çalışan gazeteciler gününden beri açıktı. Evet. Bugün yani sağ olsun Milliyet Müdürüm emekleri oldu. Çok güzel. Tarih Kültür Araştırma Merkezi Kütüphanesi Sayın Kaymakam. Çok güzel. Çok büyük emek harcamışsınız siz burada. Böyle bir yaklaşık 46 yıl meslekte, 46 yıllık birikim. Eski Atatürk'ün bizzat bir şeyler efendim. Direkt o yazışmaları. Burada gölgeyle ilgili bilgi veriyor ve Atatürk'ün İzmir basın toplantısı. Hmm. O kadar önemli ki efendim, inanın Kocaeli kamuoyuna mal ettiremedik. Yani böyle anlaşanlı gazeteciler var. TRT orada gelip canlı yayın yapmadı. İzmit basın toplantısı ilk ve tek basın toplantısı Sayın Kaymakam. Evet. Atatürk'ün. Cumhuriyet
9 ay önce, 29 Ekim'den 9 ay önce burada basının huzurunda böyle bir cumhuriyet devletin şekli cumhuriyet olacağı anlatılıyor. 7-8 önemli gazeteci ve kitap. İnanın ne milli mücadelede Kocaeli'nin önemini ne de bu basın toplantısını Türkiye kamuoyuna duyuralım. Bu evet. Olacak basın onun günü bu vesileyle mi kutlanıyor? Evet, aynen. Çok önemli. Ve o zaman İstanbul işgal altında, İstanbul'dan gazeteciler yine kaçırılıyor, geliyor. Atatürk Fransa ile Türkiye arasında ilişkinin 100. yılı, bu ilişkinin 100. yılının da temelleri İzmit'te atılıyor. Şu anda Türkiye Fransa arasında dostluklar başladı yani şimdi. Mektup yazıyor filan. Şu anda Türkiye'de buna şey. Yani olsun. Fransa ilişkilerinde önemli. Cumhuriyet'in kuruluşunda önemli. Gebze Kaymakamımız vardı efendim onunla. Yıldırım Uçar'ı tanır mısınız? Duydum da tanımadım. Çok değerli bir dost. Onunla beraber bu kitabı. 2000'li yıllarda Gebze. Dilovası ile ilgili de ayrıntılı yerler var. Evet. Yaklaşık Gebze, Dilovası ve Kocaeli ile ilgili 300'e yakın yayın var Sayın Kaymakam. Burada. Çok güzel. Onların hepsini topladık. Hatta dışarıdaki yayınları da getirmeye çalıştık. Yine bir özel yayın göstermek isterim size. Darıca Sayın Kaymakam. Kim yazmış bunu? Bir gün internetten bana sürekli mesaj geliyor. İnternetteki bilgilerinizden yararlanmak istiyoruz. Yunanistan'da ben bir şeyim, kitap hazırlıyorum. Atalarım benim Darıca'dan gitme falan. Öyle yazı geliyor. Allah Allah. İşte izin verir misiniz? Yürekçe, yani adamlardaki nezakete ben asıl ona izin istiyorum. İzin istiyorum. Hakikaten Sayın Kaymakam, baktım 3-4 ay sonra bu kitap geldi, postadan çıktı. Ben tabii gönderir göndermez diyordum. Var Yunanistan'da mı? Ve imzalayarak göndermiş. Türkçe mi yazmış? Türkçe yazmış onu. Kitap Yürekçe. Yani burada Darıca'yı anlatıyor. Selanik yakınlarında buradan giden mübadiller Darıca diye bir kent kuruyor. Orayı anlatıyor. Allah Allah. Birçok eski bilgiyi, belgeyi anlatıyor. Ve dedim ki, bak dedim, Türkiye'nin aleyhine atmayacaksın dedim. Yani benim bilgilerimin altında Türkiye yok dedi. Ben zaten tarih, hakikaten orijinal tarih hazırlamış. Sonra da belgesel çekmiş. Yine beni aradı. İnternetten ben yine şey gönderdim. Bilovası, Darıca'nın hafızası Sayın Kaymakam. Ama orijinal hazırlamış. Şey yok yani. Birçok, mesela şu anda şeylerde belge yok biliyorsunuz. Tabii direkt şeycek, direkt şey. Bunlar hep Darıca'ya falan. Eski haritalı falan. Tabii eski haritalı. Çünkü o çok ciddi çalışmış ona. Sayın Kaymakam. Bunu belediye dedim ki bunu birebir izin istin. Hani acı adam domuz gibi dinle. Öyle bu kitabı yazdıktan bir sene sonra maalesef. Hediyeler gönderdi oradan, dostluk başladı filan ama şey siyasi... Neden gitti dediniz? Domuz gribinden. Domuz gribinden. Evet. Maalesef. Bunlar hep şeyle ilgili çalışmalar. Orijinal Sayın Kaymakam. Var mı? Orijinal ve şey baskı bunu. Kültür Bakanlığı basmış bunu. Baskını. Şey var mesela. Kaşgarlı Mahmud'un o meşhur Divan Lügat-ı Türk'ün o orijinal baskısı var. Yani onu öyle Köprü Bakanlığı orijinal basmış, o da buralarda. Ha burada değil mi? Ha. Ne hocam acaba? Ha şey, eski dilde. Yani. Eski yani o şey, 1000 yıl önceki. Bunu yazıyor. Divan Lügat-ı Türk. Divan Lügat-ı Türk bunu şeye veriyor. O zaman Irak'taki işte halifeye veriyor. Daha sonra bu kitap dönüp dolaşıp İstanbul'a geliyor. Meşhur bir kütüphanecimiz var. Cumhuriyet'in ilk yıllarında ona kitap kurdu deniyor. Bu kitabı buluyor orada. Tek nüsa, dünyada tek nüsası bunu şu anda İstanbul'da. 1000 yıl önce. Evet, evet. Hatta 1100 yıl önce. Yani onun yine bir basamı. Evet. Kocaeli'nin 12 ilçesinden birisi Dilovası. Ama tarihi binlerce yıllık diyebileceğimiz geçmişe sahip Dilovası. Roma, Bitinya, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda önemli konuma sahip bölgenin karargah merkezi Dilovası Tavşancıl.
beldesidir, Tavşancıl'dır, Yahya Kaptan Kuvayi Milliye Komutanı'dır. Şu an kültür merkezimiz, kütüphanemizde önemli bir konuğu ağırlıyoruz. Dilovası Kaymakamımız Sayın Mustafa Asım Bey. Hoş geldiniz Sayın Kaymakam. Hoş bulduk. Merhaba. Efendim, bize Dilovası'nı şu an sağ olun şeref verdiniz kütüphanemize. Birkaç cümle kütüphanemizdeki duygularınızı almak ama en önemlisi Dilovası ile ilgili bilgiler almak isteriz. Böyle birçok yayınlar var. Özellikle Kocaeli Kitapları Sergisi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, 16 Ocak Atatürk'ün İzmit Basın Toplantısı ile Basın Onur Günü dolayısıyla burada hem Kocaeli Basın Tarihi hem de Kocaeli Kitapları Sergisi açtık. Duygularınızı almak isteriz efendim. Evet. Öncelikle Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutluyoruz. Bu gün sebebiyle de bugün bizleri ağırladınız bu kütüphanenizde, mütevazi dediniz ama çok zengin bir çalışma yapmışsınız. Tebrik ediyoruz sizleri. Burada bu bölgenin bu zengin tarihini de görmüş olduk. Belgeler var, kitaplar var, kasetler var. Gerçekten geniş bir çalışma yapılmış burada. Biz zaten biliyorduk bu bölgenin Cumhuriyet öncesi Osmanlı döneminde de çok eski yerleşim yerleri olduğunu, büyük bir kültür taşıdığını, tarih taşıdığını, Cumhuriyet dönemi başlangıcında da Yahya Kaptan'ın bu bölgedeki etkinliklerini biliyorduk. Ve bunları da işte sizinle birlikte Dilovası Kültür Mirasını Koruma Derneği ile birlikte bu zenginliği daha görünür hale getirmek için bir proje çalışması başlattık. İçişleri Bakanlığı'nın onayladığı bir proje. Bu projenin de hayata geçirilmesiyle birlikte inşallah Dilovası'nı daha iyi halkımıza tanıtmış olacağız. Demin de ifade ettiğim gibi Dilovası'nın gerek Osmanlı döneminde, Osmanlı öncesi ve sonrasında Cumhuriyet dönemi başlangıcında çok güzel tarihi birikimleri var. Tarihi eserleri var. Ben bu yaptığınız çalışmalardan ve katkılardan dolayı tanıtım anlamında sizlere teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızda da başarılar diliyorum. Tekrar Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutluyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Çalışan Gazeteciler. Sayın Milli Eğitim Müdürüm'den birkaç cümle tabii izin verir misiniz? Eğitim, her şeyin başı eğitim ve öğretim. Gelecek, geleceğimiz eğitim. Ve geleceğimizi şekillendiren, yavrularımızı eğiten eğitimcilerimiz. Dilovası Milli Eğitim Müdürümüz. Efendim, şeref verdiniz kütüphanemize. Ama Milli Eğitim Bakanlığımız da çok önemli çalışmalar yapıyor. Eğitimcimiz olarak Milli Eğitim'in kaç öğrenciniz var Dilovası'nda? Neler yapıyorsunuz? Birkaç cümle almak isteriz. Öncelikle o şeref bize ait İsmail Bey. Çok teşekkür ederiz. Burada bizi ağırladığınız için. Kocaeli'nde ilçe olarak, nüfus sayısı olarak 50 bin nüfusa sahip olan ilçemiz biraz küçük bir ilçe olarak bilmesine rağmen öğrenci sayısı 12.300. Yani Karamürsel ve diğer bizden daha nüfus olarak fazla olan ilçelere göre öğrenci mevcudumuz daha fazla. Toplamda şu anda 12.300 öğrencimiz var. Çok güzel. Ve çok güzel hizmet veriyorsunuz. Milli Eğitim Bakanlığımıza da teşekkür ediyoruz. Çok biz harika. Ben sizin elinizden ilk aldım bu kitabı ve çok duygulandım. Gerçekten bakanlığımıza, il müdürlüğümüze, Kocaeli Valiliğimize ve Dilovası Kaymakamlığımıza teşekkür ediyoruz. Siz bu kitabı anlatın ve sadece gençlere değil hepimize, sanayicisinden ev hanımına, temizlik işçisinden gazetecisine hepimizin okuması gereken bir çalışma. Evet. Neler söylersiniz? Kocaeli geneli sonra Dilovası özeli. Sayın hocam şimdi bakanlığımız gerçekten çok önemli bir proje imza attı. Tüm Türkiye'de çocuklarımızın geçmişiyle bağını kurmaya çalışıyoruz. Eğitimin artık müfredatında öze bir dönüş var. O anlamda bakanlığımız her öğrencinin kendi bulunduğu ilde, ilçesine biraz daha bilgi olarak bilgi sahibi olmasını istedi. Bu anlamda ilimizde de yine Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüz Fehmi Rasim Bey'in başkanlığında tüm ilçelerimizle ilgili bilgiler toplandı ve İl Milli Eğitim Müdürümüz tarafından Şehrimiz Kocaeli adlı bu kitap basıldı. Bu yıl 10 bin tane öğrencimiz seçmeli ders olarak okullarımızda sadece Dilovası'nın değil tüm Kocaeli'nde 10 bin öğrencimiz bu dersi seçmeli ders olarak okudular. Her yıl bu sayıya yakın öğrenci grubuyla şehrimizi tanıyacağız. Tabii içerisinde her ilçemiz var. Dilovası olarak da bizim de içerisinde olduğumuz bir bölümümüz var ama şu yaptığımız projeyle inşallah Dilovası kısmını daha da genişleteceğiz. Daha donanımlı, daha dolu bir Dilovası ile ilgili bilgi kaynağımız olacak.
Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben Sayın Kaymakam'a bir kitap hediye etmek istiyorum. Ah, Dilovası, şöyle alırız. Dilovası ilk ilçe olduğunda Sayın Kaymakam'ım, ilçe anısına bunu yaklaşık 10-12 yıl önce basmıştık. Evet. Ben bunu günün anısına kütüphanemizde muhafaza ederseniz, Sayın Müdürüm size de bunu takdim edelim. Bu da köprünün açılış anısına. Dilovası önemli bizim 43 yıllık birikimimiz, geçmişimiz. Değerli Kaymakam'a, çok kıymetli Milli Eğitim Müdürüme teşekkür ediyoruz. İlim, Kültür, Tarih Araştırmaları Merkezi kütüphanemizi ziyaret ettiler. Kitap sergisi, basın tarihi sergimizi gezdiler, onurlandırdılar. Burası hiçbir ücret almadan tarih ve kültür araştırmacılarının hizmetinde diyoruz. Ve tekrar teşekkür ediyoruz Sayın Kaymakam, evet, ve Milli Eğitim Müdürüme. Biz de size yörenin bir aşığı gazeteci olarak, araştırmacı gazeteci olarak teşekkür ediyoruz. Çünkü siz bu bölgeyi hakikaten adeta yeniden suyun üstüne çıkartıyorsunuz, daha belirgin hale getiriyorsunuz. Bütün gayretlerinizde başarılar diliyoruz, teşekkür ediyoruz.